iki arkadaşı da Armutlu'ya gidiyor. Bugün de geldik Hatay'dayız, Antakya'dayız. Şimdi yanımızda bir yurttaş var. Kendisine mikrofon uzatacağız. Merhaba, çok geçmiş olsun. Merhabalar, çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi yani Antakya ciddi anlamda bir tahribata uğramış. Bunu nasıl değerlendirmek istersiniz? Bunu şu şekilde değerlendirmek isterim. Gerçekten burada büyük bir insanlığın ihtiyacı olduğu, tüm Türkiye'nin, tüm ülkelerin tek yürek, tek bilek olduğu, bütün insanların burada olmak istediği, bütün insanların burada gerçekten olmasının gerektiği ve artı şunları da belirtmek isterim ki tüm devlet ve devlet yetkililerinin gerçekten AFAD ekipleri gereğince tüm gönüllü olma insanların gereğince burada olmalarını istiyoruz. Su olarak kesinlikle hiçbir ihtiyacımız yoktur. Burada sadece kuru gıda ihtiyaçlarımız yüksek seviyede. Gönüllü olan arkadaşlarımız tekrardan buraya akın edebilir. Bize burada tekrardan destek verebilir. Gönüllü olmanın arkadaşları unutmayalım ki ne askeri, ne polisi, ne savcısı, ne doktoru yoktur. İnsan olan her insan burada insanlarımıza yardım edebilir. İnsanoğlunun hayatı kutsaldır. Bunu tekrardan dile getirelim. İnsanoğlunun hayatı her ne olursa olsun, din, ırk, her ne olursa olsun gözetilmemeksizin burada insanlarımız her türlü yardıma muhtaç durumda. Her ne olursa olsun gerçekten burada insanlarımızı insan hayatına gerçekten bir yardımlaşma için bir destek için burada bekliyoruz. Tüm çağrımız devlet ve devlet yetkililerine ve gerçekten gönüllü olan arkadaşlarımıza, gönüllü olup buraya gelemeyen bir sürü arkadaşımız var. Gerçekten bunu canı gönülle ifade etmek isterim ki geceleri biz burada uyuyamıyoruz. Depremin olduğu andan itibaren ve depremin oluş saatinden itibaren hepimiz burada rahatsız bir durumda ve üzücü bir durumda. Tüm Türkiye olarak yastayız. Tüm gönüllü olan arkadaşlarımızı tekrardan buraya davet ediyoruz. Devletten de küçük bir ricamız var. Şu gönüllü arkadaşlarımıza bir güzel bir kontenjan açsınlar. Burada çadır ihtiyaçlarımız var. Kuru gıda ihtiyaçlarımız var. Biz bunları gerçekten dile getirmekten yorulduk artık. Yani artık bunu böyle ifade etmek gerekirse gerçekten yani artık Allah rızası için buradaki insanların halini görün. İnsanların durumu gerçekten kötü bir durumda. Bütün devlet yetkililerine gereğince burada saygılarımla arz ederim. Gereğinin olmasını istiyoruz. En kısa zamanda inşallah umarım bu büyük
deprem vakasını inşallah en kısa zamanda Allah'ın izniyle hep birlikte atlatacağız. Unutmayın ki Türkiye yalnız değildir. Türkiye'nin bütün Müslüman kardeşleri vardır. Hepimiz burada bir birlik, bir yüreğiz. Allah'ın izniyle her şeyi aşacağız. Gerçeklikler sanki berraklığıyla yansıtılmıyor. Çünkü medyada genel anlamda yani bazı gerçeklikler çarpıtılıyor. Yani biz şimdi buradayız. Yani bunu senden de duymak istiyoruz. Yani gerçekten her şey medyaya yansıdığı gibi mi? Vallahi şunları ifade etmek isterim gerçekten. Demin de bahsettiğim gibi arkadaşlar, bizim kendi görüş açımızda dil, din, ırk kesinlikle ve kesin her ne olursa olsun bizim böyle bir görüş açımız yoktur. Dil, din, ırk mezhebini kesinlikle biz kulak arkası ediyoruz. Bizim için insan olur, her ne olursa olsun kutsaldır. Gerçekten şunları ifade etmek isterim ki yani devletin artık veya da başka insanlarımızın artık Alevilere olan artık bir sıkıntısı, bir problemi varsa bilemiyorum. Ama gerçekten şunu ifade etmek istiyorum ki diğer illere olan yardım ve destekler gerçekten çok farklı bir boyutta. Burada olan insanı yardım ve temel gıda takviyeleri ve desteği ayrı bir konumda. Yani bunu demem gerekirse gerçekten büyük bir ayrımcılık var. Biz bunu gerçekten kınıyoruz. Lütfen ve lütfen devlete sesleniyorum burada. En kısa zamanda sesimizi duyun. Ve burada dil, din, ırk, mezhebi dile getirmeden insanlarımızın ve vatandaşlarımızın, arkadaşlarımızın, depremzede altında kalan bütün arkadaşlarımızın yanında olun. Gerçekten unutmayalım ki hayat paylaştıkça güzeldir. Gerçekten hayatta paylaşma olmadı mı, birlik, beraberlik, yardımlaşma olmadı mı? Unutmayalım, her ne olursa olsun aldığımız nefesle yaşadığımız yaşamlar da bize haramdır. İnsanoğlunun hayatı kutsaldır. Buna önem verelim lütfen arkadaşlar. Çok teşekkürler, çok geçmiş. Teşekkür ederiz, sağ olun. Hocam merhaba, çok geçmiş olsun. Teşekkürler, merhaba. Hocam geldik şimdi Hatay, Antakya'dayız. Yani evet. Depremi burası için nasıl değerlendirmek istersiniz? Ya burası depremden en çok etkilenen yerlerden birisi. Özellikle Armutlu ve çevre mahalleler yerle bir olmuş durumda. Artık o mahalleler haritadan silinmiş durumda. Yani burası depremden çok etkilenen bölgelerden birisi ve aynı zamanda yardımın en geç geldiği yerlerden birisi. Günlerce yardım bekledik, hiçbir şekilde gelmedi. Devleti, AFAD'ı hiçbir şekilde buraya müdahale olmadı. Yani durum biraz burada daha ciddiyetini hala daha koruyor. Evet, ya şöyle şimdi genel anlamda depremin yaşandığı birçok bölgede iktidara dönük bayağı bir tepki var yani. Hı-hı. Arama kurtarma ekiplerinin işte bölgeye geç gelmesi yani. Bunu nasıl görmek lazım? Burası için de mümkün müydü yani? En çok bunun en çok olduğu yerlerden birisi burası. Ya biz günlerce bekledik. Ya ilk iki gün, üç gün sadece insanların akrabaları ve gönüllüler ve şu çok acı ki profesyonel eğitimi olmayan insanlar gitti. Yani ilk iki gün, üç gün bareti dahi yoktu insanların. Elleriyle kazarak evlerden bulduğu çekiçlerle girdiler buraya. Yani şöyle söyleyeyim, biz burada Türkiye İşçi Partisi olarak bir yaşam alanı kurduk insanlara, bir dayanışma alanı. Bu da devrimiz var. Sıcak yemek çıkarttığımız bir seyyar mutfağımız var. İnsanlara dağıtım yaptığımız bir depomuz, çadır alanımız var. Depremzedeler için özel çadırlar hazırladık burada. Yani buraya gelenler zaten ilk önce yardımını alıyor. Daha sonra yaşadıklarını bizlerle paylaşıyor. Ve en sonunda zaten devlet olan tepkisini dile getiriyor. Yani burada devlet denilen şey yok ne yazık ki. Aslında şöyle bir gerçeklik de var, işte Kürdistan'da, Türkiye'de, bütün dünyada yani hakikaten bir dayanışma ruhu ortaya çıktı yani. Aha. Yani işte bunun ötesinde işte devlet yani işte halka, mağdur halka yardım eli uzatmadı yani. Aha. İşte aynı zamanda o dayanışmayı kırmaya çalıştı yani, işte birçok yerde yani HDP'nin kendi gönderdiği yardımlar yani engellendi. Buna dair ne söylemek istersiniz? Ya şöyle, zaten bu da devletin nerede insanların canını kurtarmak kesinlikle değil. Devletin nerede burayla dayanışmayı kesmek. Ya en basitten şöyle örnek vereyim. Biz herhangi bir basın açıklamasına bakın. 8 Mart'lara bakın, yürüyüşlere bakın. Oraya yığılan kolluk kuvveti nerede? Herhangi bir tweet atıp eylem bir saat sonraya çağrı yaptığınızda oraya binlerce polisi yiyen, kolluk kuvvetini yiyen devlet burada nerede? Burada hiç kimsenin zaten insan canını kurtarmak gibi derdi yok. Devletin insan canını kurtarmak gibi bir derdi yok. Dikkat edin, devlet buraya ne zaman geldi? Olaylar bittikten sonra düzeni sağlamak için geldi. Devletin tüm nerede bu şu anda? Keşke insanları kurtarmak için çaba harcansaydı. Yüz binlerce kolluk kuvveti var bu ülkede. Seferber edilseydi böyle mi olurdu? Şimdi tüm insanlar bizi arıyor. Hala içeriden insan çıkabilir mi? Enkazdan insan çıkabilir mi? Ya ben size söyleyeyim. Son 3 günde, 72 saatten sonra
çıkan tüm insanlar istisna, mucize bunlar. Şimdi haberlerde bunlar köpürtülüyor muhtemelen, burada telefon çekmiyor, bakamıyoruz ama yani durum bu. İçler acısı. Yani biz mucize diyoruz şu anda. Buraya gelen adama kurtarmalar, mucizeler arıyor. Biz ilk gün geldiğimizde, seslendiğimizde her yerden sesler geliyordu. Her apartmandan. Şu anda ise bu kalmış durumda değil. Çok geçmiş olsun. Son olarak varsa bir çağrınız? Çağrı şöyle söyleyeyim. Bizim şu anda kıyafete değil, kuru gıdaya ihtiyacımız var. Bunun sebebi de burada daha uzun süre bir yaşam düzenine tekrar, o günlük rutine dönemeyeceğiz. O yüzden marketler, bakkallar gıda sağlayabilecek herhangi bir şey olmadığı için, düzen olmadığı için buraya mümkün olduğunca kuru gıda yollarsak çok iyi olur. İnsanlar en çok onu talep ediyor. Çünkü uzun süre lazım olacak. Biz ilk birkaç haftalık ihtiyacı şu anda gidermiş durumdayız. Ama orta uzun vadeli ihtiyaçlar hala baki. Bu da çok uzun sürecek bir döneme gidiyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederim. Merhaba, çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Hepimize geçmiş olsun. Bu depremde Kürdistan illeri ve ilçeleri, işte Türkiye illeri ve ilçeleri ciddi oranda etkilenmiş. Bugün ise geldik, Hatay'dayız, Antakya'dayız. Depremi burası için nasıl değerlendirmek istersiniz? Yani burası için şöyle değerlendirebilirim. Hatay ölüme terk edildi. Ne yazık ki bir kıyıma terk edildi. Kıyım yapıldı burada. Çünkü sizin de belirttiğiniz üzere burada Kürt, Arap, Süryani, Ermeni birçok topluluk birlikte yaşıyorlar. Aleviler çok yoğunlukta ve burası buradan hükümete ya da devlete herhangi bir destek olmadığı için ne yazık ki burası ölüme terk edildi. Ne AFAD girdi, ne UMKE girdi. Biz bireysel kendi yeleklerimizi alarak aldığımız eğitimlerle burada bir şeyler yapmaya çalıştık. Elimizden geldiğince insanlara destek olmaya çalıştık. Çünkü bu memleket, bu yurt hepimizin yurdu. Yani bu şekilde hani değerlendirebilirim. Yapıları görüyorsunuz, kaçak yapılar, bir yıllık binalar yıkıldı. Yani ne diyeceğimi daha... Ben şunu sormak istiyorum. Ya şimdi genel anlamda yani biz de tanık oluyoruz, görüyoruz. Yani halkın ciddi anlamda böyle komünal bir dayanışması var yani. Evet. Yani halktan öte şimdi devletin de yani bu halka bir yardım eli uzatması gerekmiyor mu? Evet, evet. Yani biz zaten öyle yapıyoruz. Hani biz burada zaten İstanbul'dan, Ankara'dan, Mersin'den, oradan buradan bir sürü insan geldi. Çünkü devlet gelmedi. Çünkü hükümet burada değildi, yardım etmedi. Biz gelmek zorunda kaldık. Aslında bu bizim işimiz değildi. Yani bize bırakıldı. Biz zaten burada olacaktık her türlü ama onların da olmasını isterdik. Ama ne yazık ki olmadılar. Tam tersine olanlar da binalardan ses gelmiyor diye o binaları terk ettiler. Ama o binalardan 3 gün sonra bile ses geldi. Yani ses gelmeyen binalardakileri ceset saydılar ve kalkıp gittiler. Biz o binalardan birilerini, arama kurtarmacı arkadaşlarımız o binalardan birilerini çıkartmaya çalıştı. Bu şekilde. Halk, devlet yok diyor. Kim var o zaman? Yani şöyle, devlet yok derken burada birçok asker de, TSK'nın askerleri de o AFAD'ın ya da UMKE'nin girmediği binalara ellerinde çekiç ve hiltilerle girip ses bile alamasalar bile o insanları, hani o çaresiz insanlara yardım etmeye çalıştılar. Bu konuda yani bir tek askerlerimizi görebildik burada bunu yapan. O kadar yani. Onun dışında gördüğümüz bir şey yok yani. İtfaiyeciler AFAD'dan haber bekliyorlar çekiç şey harekete geçsin diye. AFAD olmadan tır sokamıyorlar. Bilmem ne yapamıyorlar. Hep AFAD. Organize olamama durumu. Tabii ki organize olamama durumu çok mevcut yani. Bu kasıtlı mı yapıldı? Ki kasıtlı yapıldığını düşünüyoruz. Yani şey düşünüyorsunuz, politik bir yaklaşım yani iktidarın bölgeye, halkına. Tabii ki kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle böyle düşünüyorum ne yazık ki. Ya bu zaten yani 20 yıldır bilfiil sistematik olarak bizlere işkence ediliyor, zulmediliyor. Yani burada da bunu bizzat yine tanık olduk diyebileceğim. Son olarak varsa bir çağrınız. Yani buraya şöyle bir yardım çağrısında bulunabiliriz. Burada yağmur başladığı zaman bitmiyor. Buradaki insanların çadırları yok. Buradaki insanların çoğu tahliye olamadı. Köylerde hala bir tane battaniye ile uyuyan insanlar var bu soğukta. Geceleri eksilere düşüyor, çiğ yağıyor. Yani buraya çadır, yağmurluk,
branda yardımı istiyoruz. Yani gıda, erzak yine bir şekilde bunlar geliyor. Ama ne yazık ki şu an hepsini dağıtıyoruz. Ama burada bir ay sonra asıl, iki hafta sonra kıtlık başlamaya başlayacak. Bunların hepsi bitecek çünkü hepsini alacaklar. İnsanların çünkü ihtiyacı var bunlara. Yani buraya her türlü yardım lazım. Yani benim çağrım yardım olabilir. Çok teşekkürler. İnsanın çağrısı olabilir. Geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Merhaba, çok geçmiş olsun. Merhabalar, teşekkürler. Ya depremi Antakya için nasıl değerlendirmek istersin? Ya burada ne yaşanıyor? Abi burada aslında baktığımızda yapı olarak, şehir yapısı olarak bir kaosa sürüklenmiş. Kimi yerlerde hani ulaşım zaten kısıtlı hale gelmiş. Çünkü ulaşım cidden çöküntüler yüzünden sıkıntıya girmiş. O yüzden mesela yardıma gidecek tırlar da çok kısıtlı alanlara gelebiliyor. O yüzden aslında dağıtım alanında da yine toplu yerlere ulaşıp yine oralardan dağıtmaya çalışıyoruz. O yüzden mesela bizim buradaki o eşya erzak sirkülasyonumuz maalesef ki çok sekte yoruyor. Onun dışında... Yani buraya yeteri kadar yardım ulaşıyor mu? Şimdi benim kendi kanaatimce aslında birçok yardım noktasında hani yani şöyle değerlendim, erzak olarak, yemek olarak aslında yetebilecek kadar ulaşıyor. Fazlası da geliyor olabilir hatta. Ancak bazı özellikle ihtiyaçlar var ki bunları maalesef ki hiçbir halükarda gideremiyoruz. Özellikle insanlar iç çamaşırı soruyor ve biz bunları onlara veremiyoruz. Çünkü elimize çok kısa geliyor ve gelen de saniyesine bitiyor. Onun dışında buradaki ekiplerimize vermek istediğimiz işte fener olsun, onların içinde yeleklerimiz olsun işte. Bunlar da çok kısa geliyor. O yüzden bazı şeylerimiz maalesef ki yetmiyor. Ancak çoğu temel ihtiyacımızı bir noktada karşılayabiliyoruz. Ben şuna da değinmek istiyorum. Şimdi genel anlamda iktidara da dönük ciddi tepkiler var. Yani işte arama kurtarma faaliyetlerinin işte çok yetersiz olduğu yönünde. Buna ilişkin ne söylemek istersiniz? Ya benim kendi görüşüm, biz buraya geldiğimizde ilk başta bir 10 kilometre kadar zaten buraya yürüyerek geldik. Ve baktığımızda aslında Hatay'da şöyle söyleyeyim, durum sadece halkın kendisiyle ve buraya gelmiş diğer yardım birimleriyle oluyor. Ve baktığımızda birçok kişi aslında yetkin bilgiye sahip değil. Halk kendi kendini aslında burada kurtarmaya çalışıyor. Çok kısıtlı. AFAD'da hani diğer durumlara, diğer illere biraz öncelik vermiş durumda. Ve onların da burada çok kısıtlı grupları var. O yüzden aslında yetkin kişilerin sayısı az olduğu için aslında çok kritik oluyor. Ve çıkarabileceğimiz aslında insanlara da aslında ulaştığımız çok zor oluyor bu noktada. Şunu diyebilir miyiz yani işte bazı bölgelere devlet politik yaklaşıyor? Denilebilir mi bilmiyorum, belki yani nasıl baktığımızla alakalı bir noktada bence denilebilir. Peki son olarak varsa bir çağrınız, mesajınız? Ya özellikle birkaç yardım ihtiyacı var insanların, bunları aslında gidermemiz gerekiyor. Dediğim gibi erzak olsun, bazı şeyler cidden giderilebiliyor ancak özellikle birkaç dikkat edilmesi, şey yapılması gereken şeyler var. Öncelikle özellikle iç çamaşır ve çorap, eldiven bu tarz şeylerin gelmesi gerekiyor. Battaniye eksikliği yaşıyoruz. Ya bunun dışındaysa da paketlemeler, kolilere çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü yanlış kolilemeler o kadar sekliği uğratıyor ki burayı. Ya özellikle ben mesela kendim çocuk paketi açtım, içinden sigara paketi çıktı ya, affedersiniz ama bu çok şey bir durumdu bizim için, absürt bir durumdu. Ve baktığımızda hani özellikle insanların buraya gelecek kolileri sağlam bir şekilde ayırması gerekiyor. Biz burada onları biz de ayırmaya çalıştığımızda burası çok karmaşaya sürükleniyor. Merhaba, öncelikle çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şimdi Pazarcık merkezli bir deprem meydana geldi. İşte bu depremde birçok il, ilçe etkilendi. İşte şimdi geldik, Hatay'dayız, Antakya'da. Yani depremi burası için nasıl değerlendirmek istersiniz? Şöyle, bu kader diye dillendiriliyor. Herhangi bir kader değil, ihmakarlıktır resmen. Herhangi bir devlet memuru, bir AFAD görevlisi gelip apartmanları kontrol etmiyor. İlk günlerde dediğimiz gibi bayağı bir beni kurtarın deyip çaba göstermek isteyenler oldu. Yalnız iş makinelerimiz yetersiz olduğundan dolayı ve iş makinesi biraz geç geldiğinden dolayı ulaşamadık. İkinci ve üçüncü günden sonra bayağı bir kaybımız yaşandı. Şu an düne kadar iki tane sağ çıkardık çok şükür. Ama bu dakikadan sonra herhangi bir gönüllü arkadaşların gelmesine gerek yok. Çünkü bütün enkaz altında kalan vatandaşlarımız artık hayatını kaybetmiş durumda. Ancak bir mucizeyle çıkarılır. Buradaki ekipler zaten fazla. Bütün gönülleri geri gönderiyorlar. Burada bizde kuru gıdaya ihtiyacımız var. Kıyafetten daha çok. Kuru gıda burada bir iki aylık süreç var. Çünkü enkazların kaldırılması, cesetlerin çıkması gibi.
kuru gıdaya çok ihtiyacımız var. Gönüllü arkadaşlarımız lütfen battaniye ve kuru gıda göndermelerini rica ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben son olarak şunu sorayım. Yani şimdi şeye değindiniz işte yetkililerin işte alana geç gelmesi. Mesela bu aynı zamanda işte Kürdistan'da, Türkiye'de yani birçok halkın tepkisine neden oldu yani. İşte insanlar ölüme mahkum edildi. İşte neden doğru zamanda, doğru anda yetkililer orada bulunmadı? Şimdi biz, mesela bunun bölge için yani politik bir yaklaşım olduğunu söyleyebilir miyiz yani? Devletin bu yönlü yaklaşarak. Ya şimdi şöyle, isteseler biz bu kadar vergi ödüyoruz. Bunları biz dinlendirmeye gerek yok. İsteseler iş makineleri çok. İş makinelerini gönderebilirler. Yani ta Irak'tan, Kore'den, Rusya'dan yardım geliyorsa İstanbul'dan niye gelemezsin? Mardin'den niye gelemezsin? Manisa'dan niye gelemezsin? Sadece kuru gıda ve elbise değil, iş makinelerinin ihtiyacı oluyordu ilk günlerde. Daha çok canlı çıkarma şeyine sahip olabilirdik. İş makinesi geç geldiğinden dolayı, ekip yetersizliğinden dolayı çıkaramadık. Yani birçok kişiyi bile bile ölüme mahkum ettik. Bunu diyebilirim. Çok geçmiş olsun. Son olarak varsa bir çağrınız. Yok, teşekkür ederim. Bu çok sağ olun. Bitti artık. Geçmiş yani, olsun. Geçti. Teşekkür ederim. Merhaba, çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Depremi Hatay, Antakya için nasıl değerlendirmek istersiniz? Şöyle, ben gönüllü olarak geldim ama aslen Hataylıyım. Arama kurtarma ekibindeyim. 7 kişilik bir ekibim var. Ve burada görülen hiçbir şey medyada göründüğü gibi değil. Çarpıtılıyor. Şöyle anlatayım size. Ben olaydan... Çalışmalarında mesela nelere tanık oluyorsun? Yani biraz onlara değinseniz. Benim gördüğüm tek şey burada gönüllü olarak gelen vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla bir şey yapması ve devletten hiçbir şekilde bir yardım gelmemesi. İlk iki gün için konuşuyorum. Ben depremden 20 saat sonra buradaydım ve gördüğüm manzara içler acısıydı yani. Herkes eldivensiz elleriyle, kazma küreklerle bir şeyler yapmaya çalışırken Hatay dışlandı ya, Hatay dışlandı. Ne AFAD var, ne devletin herhangi bir afet kurumu var. Aslında bu noktada tam şuna değinmek istiyorum. Bu anlamda ciddi tepkiler var işte diğer deprem bölgelerinde. Yani biz geziyoruz. Yani işte halk tam bu noktada işte arama kurtarma faaliyetlerinin işte çok yetersiz olduğunu belirtiyorlar. Yani burası için de öyle oldu diyebilir miyiz Hatay için? Şöyle, Hatay yalnızlığa terk edildi. Çünkü Hatay'da Çerkez, Alevi, Sünni, Ermeni, aklına ne kadar millet geliyor hepsi var. Medeniyetler şehri. Ben buralıyım. Ben 5 yıl önce İstanbul'a gittim. Bugün gönüllü olarak geldim. Bugün gelmedim. 4 gün önce geldim. Kendi ekibimi kurdum. Ve insanlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar devlet dışında. Devlet hiçbir şey yapmıyor. AFAD geliyor mesela. Benim gördüğüm görüntü. Bizim gönüllü olarak gittiğimiz bir ihbar vardı. Oraya gittik ve AFAD oradaydı. İçeriden ses geldiğini söyleyen vatandaşlarımız vardı. AFAD iş makinesi olmadığı için, herhangi bir şekilde vinç olmadığı için oradaki insanları yalnızlığına terk etti. Kırmızı kalemle 3 kişi yazıp apartmanın dışına gittiler. Ve biz o enkazdan bir kişiyi çıkardık canlı olarak. Baygınlık geçirmişti. Ses gelmedi diye gittiler. Baygınlık geçirebiliyor insanlar. Çünkü yani biz 4. günde insan çıkardık. Dün gece de bir ihbar aldık. Ses geliyordu. Yalan yanlış baraj patladı. Ondan sonra hırsızlar, o yağmacılar, onların yaydığı bir haberden dolayı çoğu kişi enkaz alanını terk ettiği için yarım saatte ses gelen yerden vatandaşımızı çıkartamadık. Yani gördüğünüz gibi can pazarı. Son olarak varsa bir çağrınız, onu da alalım. Yani şimdi buraya gönüllüler daha fazla gelmesin. Çünkü şundan dolayı zaten arama kurtarma çalışmaları bitti. Şimdi insanlara destek başlayacak ve insanlara destek şöyle yapılabilir: dışarıdan yardımla. Buraya geldikçe gönüllüler, burada Hatay halkına yük oluruz. Şundan dolayı yük oluruz. Çünkü buraya gelen insanlar da barınma, yeme, içme
den kaynaklı faydalanıyor. Buradaki insanların yeme, içme, barınmaya ihtiyacı var. Mutfağın malzemelerini de indiriyoruz. Ne var abi, ne geliyor? Makarna var. Çok özür. Bunu da kimse yaptı. Yok, sordum. Nereye gidiyoruz? Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, ikinci tepsi geldi. Siz de geri getirirseniz tabii getiririz.